Başkan, şunu söyleyeyim, hem Anayasa 138'i hatırlatıp hem iktidar grubunun bir milletvekilinin ceza verileceğine inanıyorum sözü bu davayı özetledi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin de lideri defalarca bu davaya ilişkin yargıya açıkça alenen emir ve talimat vermiştir. Bu dava tamamen iktidarın demokratik siyaseti engelleme davasıdır. Tamamen Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer arkadaşlarımızı siyasetten tasfiye etme girişimidir. Kendilerine bir hikaye oluşturdular. 6-8 Ekim'den sonra Dolmabahçe'de oturan Sayın Meclis Başkan Vekilimiz o süreci gayet iyi biliyor. Hepimiz sanık yapıldık ama asıl sanık aslında iktidar grubudur. Daha doğrusu bu işte sorumlu olanlardır. Bu cinayeti ortaya çıkarmayanlardır. Eğer gerçekten süre verirseniz size mükerrer yargılamanın nasıl olduğunu bir örnekle hatırlatmak isterim. Çünkü önce azmettirmeden açılan dava şimdi Türk Ceza Kanunu 302'ye muhalefete dönüştürülmüş. Bu şuna benzer. Bir sanık, bir fail, bir şüpheli önce diyorlar ki sen görevini kötüye kullandın. İlk soruşturma o. Sonra Yüksel Kocaman ve Ahmet Altun'un ve Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu savcının... Teşekkür ederim Sayın Beştaş. Sayın Bülbül'ün söz talebi var. Sonra size vereceğim. Buyurun Sayın Bülbül. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, burada yargının şu an gündeminde olan ve yargılaması devam eden bir meseleyle ilgili olarak meselenin dava dosyaları üzerinden hukuki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde masaya yatırılması çok uygun bir tartışma şekli olmayacaktır. Ancak bu defaatle geçtiğimiz dönemde de dile getirilen bir husustu. Böyle bir iddia devamlı HDP döneminde de işte Yeşil Sol döneminde de bunlar dile getiriliyor. Yargıya Sayın Genel Başkanımızın talimat verdiği gibi çok ileri bir takım değerlendirmeleri, hatalı değerlendirmeleri burada dinliyoruz. Ve her seferinde de buna karşı çıktığımızı ifade ediyoruz. Bizim herhangi bir şekilde bir yargı merciğine herhangi bir talimat vermemiz söz konusu değildir ve olamaz. Milliyetçi Hareket Partisi bütün siyasi faaliyetlerini yasalar ve hukuk çerçevesinde yürütmektedir. Ve yargının vereceği kararlara da son... Buyurun. Açalım. Yargının vermiş olduğu kararlara da saygı duymakla birlikte yargılaması yapılan meselelerin aynı zamanda Türkiye'de siyaset gündemini de son derece önemli şekilde meşgul eden meseleler olduğu bilgisiyle, düşüncesiyle bizler buna dair düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Yargılamada bir toplum vicdanı denilen bir husus vardır. Toplum vicdanında bizlerin açısından meselenin bulduğu yeri ifade ediyoruz. Gerçekten Kobani hadiseleri bizim açımızdan bir toplu başkaldırı ve isyan girişimidir. Burada ölenler, hayatını kaybedenler olmuştur. Burada meselenin bu zamana kadar çok defa tartışıldığını da düşünerek daha fazla detaya girmeden Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumunun bir defa daha altını çizmek istedim. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Zengin. Sesini açalım Sayın Vekil Zengin. Arkadaşımıza söz verebilir miyim başkanım? Önce Mustafa Bey'e söz verebilir misiniz Arslan Bey'e? Sataşması var çünkü. Buyurun Sayın Arslan. Ne demediniz ki? Evet. Abi, buyurun. Ne demediniz? Açalım Sayın Vekilim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gerçekten Sayın Grup Başkan Vekilinin ifadelerini kabul etmek mümkün değil. Biz anayasanın 138. maddesini burada yaptığımız konuşmalarda tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Mahkemelerin yapacağı işler meclisin işleri değildir. Yani meclisin yapacağı iş ayrı, mahkemenin yapacağı iş ayrı. Daha muhalefetteyken mahkemenin hangi maddeden dava açacağına, hangi savcının hangi maddeden dava açmayacağına katılanlar, müdahale edenler iktidar olsalardı ne yaparlardı tahmin edemiyoruz. Gerçekten bunları kabul etmek mümkün değildir. Mahkemelerimiz bağımsız, tarafsız bir şekilde yargılamalarını yapacaklar. Bunları beğenmeyenlerin hangi usullerle bunlara itiraz edileceği de ceza muhakemesi usulü kanununda ayrı ayrı belirtilmiş. Bunun
Anayasa Mahkemesi var, Yargıtay'ı var, İnsan Hakları Mahkemesi var. Yani burada sıralı şekilde itiraz usulleri belli. Teşekkür ederim. Buyurun. Açalım Sayın Zengin. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, laf atma eğer tamamlanırsa ben kısa bir şey söyleyeceğim. Bugün çok işimiz var. Doğrusu bu konuyu genel kurulda defaatle konuştuk. Eminim bitmeyecek, yine konuşulmaya devam edecek. Fakat burada çok temel bir sorun var. Bakın Sayın Beştaş, biraz evvelki siz ben falan değil. Yani burada çıkılıyor, oylama yapılıyor. Hep aynı şey, yetmiyor. Üzerine söyleyelim, cingar çıksın, biraz kavga edelim, etraf renklensin. Şimdi bize diyor ki, bakınız iktidar, bakınız ifadeye bakar mısınız? İktidar grubu burada sanıktır diyor. Evet. Ne demek evet ya? Bu nasıl bir ifadedir? Bu nasıl bir ifadedir? Buna biz müsaade mi edeceğiz değerli arkadaşlar? Ne münasebet? Buna siz mi karar vereceksiniz? Buna siz karar veremezsiniz. Bir defa bak avukatız. Avukatız. Birisi kim? Davanın tarafları kimdir? Kim sanıktır? Kim tanıktır? Bunlara... Buyurun tamamlayın lütfen. Bunlara mahkeme karar verir. Ve sizler zinhar bizim grubumuza, iktidar grubuna sanıktır diyemezsiniz. Bunu aynen size iade ediyorum. Aynen size iade ediyorum. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani şurada 3-3-15 dakika konuşacağız ve bu davayı 15 dakika sonunda sizin istediğiniz hale mi bağlayacağız? Ha bu konuya dair, yargıya dair itirazınızı olan bitenle alakalı meseleyi anlatmak başka bir şey. Bu ülkenin iktidar partisini sanık yapmak bambaşka bir şey. Hakikaten esefle kınıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Önce Sayın Bülbül'e yanıt vereyim. Bahçeli'den yargıya Kobani davası talimatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında Kobani davası ile ilgili şunu diyor: dava çok kısa sürede karara bağlanmalıdır ve HDP'nin kapısına mühür vurulmalıdır. Daha başka nasıl talimat olur? Takdiri kamuoyuna sunuyorum. Öyle mi Sayın Zengin? Bu ülkede siz muhalefet partisinin bütün yöneticilerini, eş genel başkanlarını sanık sandalyesine oturtacaksınız, seçim kazanmak için yapacaksınız ve bu açıkça bir suç olacak, yargıya talimat vereceksiniz, sonra da bizi sanık sandalyesine oturtamazsınız diyeceksiniz, öyle mi? Evet, bu Kobani'da olaylarında, etkinliklerinde hayatını kaybeden Yasin Börü dahil hep... Buyurun tamamlayın. Tamamlayın. Anayasaya göre yönetimin objektif sorumluluğu vardır. Tetiği çekmesine gerek yoktur. Faili bulamıyorsa, katili yargılayamıyorsa, mahkeme önüne çıkaramıyorsa objektif olarak sorumludur. İçişleri Bakanlığı bunun tazminatını ödüyor. Patır patır tazminat ödüyor. Ve onlarla ilgili tek bir dava açılmadı. Bir isim üzerinden gidiliyor. Evet sanıksınız. Evet AİHM'de mahkum edildiniz. Evet AİHM size 18. maddeden mahkumiyet kararı verdi. Ama siz Kobani davasında mahkemeye her gün, biraz önce hatibiniz bile, ceza verileceğine inanıyorum diyor. Adil yargı olsun demiyor. Mahkeme karar versin demiyor. Çünkü kendileri bu davada siyasi ikbal görüyorlar. Bunu görüyoruz. Sorumlu da iktidarın ta kendisi. Buyurun Sayın Zengin. Şimdi ben tartışmaya çok girmek istemedim. Kısaca bir cevap vermek istedim ama yetmiyor demek ki. Şimdi talimattır dediği, okuduğu, telefondan okuduğu, HDP Yeşil Sol Grup Başkan Vekili'nin okuduğu bir basın haberidir. O basın kuruluşu nasıl görmek istiyorsa öyle manşet atmıştır. Sayın Genel Başkanımızın talimat veriyorum şeklinde bir açıklaması varsa kalksın göstersin. Verilmelidir diyor, böyle bir ceza verilmelidir diyor.
Eğer bu hukuk dosyasında yeterli deliller yoksa siyasetin söyleyeceği bir şey yok. Hem HDP'nin kapatma davasında hem Kobani davasında hukuken zaten yeterli deliller mevcuttur. Siz hangi Kobani hadisesinden, hangi mağduriyetten bahsediyorsunuz siz? Siz 6-8 Ekim olaylarıyla alakalı olarak PKK elebaşları Kandil'de nasıl talimat verdiyse kelimesine bile dokunmadan HDP Genel Merkezi'nin mesajı olarak aynısını Türk... Buyurun. Hem Selahattin Demirtaş'ın hem HDP Genel Merkezi'nin sokaklara çıkın, alan tutun ifadesini bu şekilde PKK'nın talimatını yerine getirmiş bir siyasi uzantısınız. Bunu kalkıp da bir masumiyet, bir mağduriyet olarak bundan daha fazla burada ifade etmenize bizler müsaade edemeyiz. Öyle bir dünya yok. Sayın Beştaş, son defa olmak üzere bunu toparlayın lütfen. Bak istiyoruz çünkü haklıyız. Biz haklı olduğumuz için bunu her zeminde, her zaman tartışmaya devam edeceğiz. Bizim arkadaşlarımızı rehin tutuyorsunuz ya. Hani talimat vermiyorum dedi ya, gerekli belgeler var derken zaten talimat. Bahçeli'nin bu konuda konuşması 1-2-10 değil ki. Erdoğan'ın konuşmaları 1-2-10 değil ki. Her fırsatta bu davayla ilgili talimat üstüne talimat veriyorlar. Ya şu sizin genel başkanınızın ifadesi değil mi ya? HDP kapatılmalıdır, mühür vurulmalıdır. Anayasa Mahkemesi de bir an önce kapatılmalıdır. Bunu ezberledik ya. Anayasa Mahkemesi'ni kapatan bir liderden söz ediyoruz. Bir de talimat. Şunu hatırlatıyorum, yeni gelen vekiller dinlesin. Sayın Başkan. Buyurun. Dosyada unutulan bir belge var. İbreti alemlik bir belge. Nasıl talimat? Tamamlayın, bitirelim lütfen. 18 tarihli Ankara Tem Şube belgesinde burada HDP'nin kapatılması için temel dayanak yapılabilecek şekilde ayrıntılı düzenlemeler var ve bunu Kobani Kumpas davasının evrakları içinde unutmuşlar ya. HDP kapatılmalıdır yazısını bunun içinde unutmuşlar. Ya siz bu ülkeyi bağırırım ya. Sana mı soracağım ya? Sen kimsin ya, bana rol biçiyorsun? Sen kimsin ya? Sözünü al söyle. Hadi kalkın. Sözünü al söyle. Lütfen Akif'e müdahale etmeyin, bitirsin sözünü. Ne demek bağırma ya? Buyurun, ben bitir. İstediğim tonda konuşurum. Buyurun. İstediğim tonda konuşurum. Siz orada istediğiniz gibi söylüyorsunuz. İstediğiniz lafı söylüyorsunuz. Siz hukuk tanımıyorsunuz. Siz vicdandan yoksul hale gelmişsiniz. Buyurun bitirin sayın. Başkan, bu suçluluk refleksi. Bu tam da suçluluk refleksi. Biz haklıyız, haklı. Biz haklıyız. Bu ülkede hukuk bırakmadınız ya. Bu ülkede kanun bırakmadınız ya. Bu ülkede artık yargı tarifesi var ya. Rüşvet tarifesi var. Bu ülkede kendi konuşmalarına erişim engeli getirip muhalefetin konuşmalarını manşete çeken bir akliyasyonları var. Siz bana başsavcının mektubunu anlatın ya. Siz Yüksel Kocaman'ın çetelerle ilişkisini anlatın. Yüksel Kocaman niye erişim engeli getirdi? Sizin başsavcınız, sizin yargıtayiyeniz neden erişim engeli getirdi? Bunlara süresi cevap baba. Verin. Evet, suçlu olduklarını biliyorlar, susturmaya çalışıyorlar. Ama susmayacağız. Susmayacağız. Susturamayacaklar. Biraz evvel sanık diyordu, şimdi suçlu diyor. Evet, suçlu. Sizin diyorum. Ben de kaybediyorum. Sayın üyeler. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Şimdi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir.
5 dakika birleşime ara veriyorum.